Evet sevgili çocuklar, yeni ünitemiz insan ve çevre ünitesi. Yeni ünitemize başlıyoruz. Çevre dediğimizde aklımıza canlıların yaşadıkları ortam gelir. Canlı ve cansızlar çevrede bir arada yaşarlar. Değil mi? Çevremize baktığımızda işte ağaçlar, taşlar, bunlar canlı ve cansız varlıklar, hayvanlar. Toprak cansızdır mesela bir arada. Bozulan çevrede canlılar olumsuz etkilenir. Eğer bir yerde çevre bozulmuşsa, ormanlar tahrip edilmişse, çevre değişikliği yapılmışsa buradaki canlılar bu durumdan olumsuz etkilenir. Canlıların bir çevrede yaşayabilmesi için su, toprak, hava, besin ve sıcaklık ihtiyacı vardır. Bunlar olmadan canlılar yaşayamaz. Sıcaklık olması lazım. Çünkü kutuplarda mesela ne yapmıyor? Bitki yetişmiyor. Çünkü yeterli sıcaklık yok orada. Yine su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Toprak olmadan canlılar beslenemezler. Hava olmadan canlılar yaşayamaz. Bütün canlılar solunum yaparlar. Bitkiler, hayvanlar, insanlar. Yine beslenmeden de hiçbir canlı yaşayamaz. Bunlardan su tüm canlıların yaşam kaynağıdır. Bütün canlılar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, bütün canlıların suya ihtiyacı vardır. Su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Şöyle dünyanın dörtte üçü sudur. Yalnız biz bu suyu kullanamıyoruz. Bu suyun %97'si tuzludur. Sadece %3'ü kalıyor. Onun da %2'si buzul halinde kutuplarda, geriye bizim kullanabileceğimiz su %1'dir. Bu nedenle su kaynaklarını çok dikkatli kullanmamız gerekir. Çünkü su tükenebilir bir kaynaktır. Peki neye dikkat edeceğiz su kaynaklarını düzenli kullanmak için çocuklar? Suyu boş akıtmayacağız. Özellikle banyo yaparken yeteri kadar su alacağız. Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatacağız. Ellerimizi yıkarken yine musluğu kapatacağız. Sabunlarken boş akıtmayacağız. Çok önemli. Su kullanırken tasarruf edeceğiz. Gereksiz suyu kullanmayacağız. Yeteri kadar kullanacağız. İhtiyacımız kadar. Kaynakları kirletmeyeceğiz. Su kaynaklarını temiz tutacağız. İşte su kaynaklarını ırmaklara lağım boşaltmak, petrol atıkları boşaltmak, çöp atmak, işte fabrika atıkları atmak bizim su kaynaklarımızın kirlenmesine sebep olur. Sebze ve meyveleri musluğun altında değil de bir kabın içine doldurarak yıkamak mesela su tasarrufu sağlar. Çamaşır ve bulaşık makinalarımız iyice dolduktan sonra yıkamak yine su tasarrufu sağlar. Suyu tasarruflu kullanmamız gerekir. Bir diğer canlılar için önemli olan neydi? Topraktı çocuklar. Toprak, karada yaşayan tüm canlılar toprağa bağlı yaşarlar. Değil mi? İnsanlar sebzelerini, meyvelerini topraktan alırlar. Hayvanlar, inekler, koyunlar, işte keçiler, tavuklar yine toprağa bağlı yaşarlar. Topraktaki çayırı, otu yiyerek yaşarlar. Bu nedenle toprak çok değerlidir. Yine bütün bitkiler toprağa bağlı yaşarlar. Erozyon, sel suları ve rüzgarla toprağın aşınması, bir yerden başka bir yere sürüklenmesidir. Şöyle toprak çok uzun zamanda oluşur. Öyle kayaçların parçalanmasıyla oluşur ama çok uzun zaman geçmesi lazım toprağın oluşması için. Bu nedenle toprak çok kıymetlidir. Çok iyi korumamız gerekir. Erozyonla mücadele eden Tema Vakfı vardı değil mi? Tema Vakfı vardı, Hayrettin Karaca vardı. Allah rahmet eylesin, yakında vefat etti. Bu ağaçlandırma ve erozyonla büyük mücadele etti. Tema yazalım şurada aklınızda kalsın. Yine erozyonla mücadele eden Tema Vakfı vardı. Bunu unutmayalım. Peki. Toprak kirliliğinin nedenleri var çocuklar. Toprağı kirleten nedenler nelerdir? Çöpler. Toprağa bilinçsiz attığımız çöpler, etrafa attığımız çöpler toprağın kirlenmesine sebep olur. Şurada piller, aküler, bunlarda kimyasallar var. Bu kimyasallar toprağı zehirler, o toprakta bitki bitmemesine sebep olur. Plastikler yine toprakta çok uzun zaman, milyonlarca yıl geçmesi lazım. O plastiklerin eriyebilmesi için tarım ilaçları,
fabrika atıkları, gübreler çocuklar. Çok fazla toprağa gübre attığımızda bu da ne yapar? Toprak için zararlıdır. Toprağı bunlar kirletir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü hava dedik. Hava tüm canlılar solunum yapar. İnsanlarda, hayvanlarda, bitkilerde solunum yapar. Daha önce öğrenmiştik, bitkiler yapraklarıyla solunum yapıyordu. Doğal çevrede temiz hava olur. Değil mi? Bir ormanlık yere, ağaçlık yere gittiğimizde, oranın havası, bir çayırlık, çimenlik yere gittiğimizde oranın havası daha temizdir. Çünkü ağaçlar, bitkiler havayı temizler. Hava kirliliği sağlık sorunlarına yol açar. Sağlık sorunları yapar. Özellikle akciğer hastalıklarına yol açar. Eğer bir yerde, bir bölgede çok fazla fabrika varsa, çok fazla hava kirliliği varsa o bölgede akciğer hastalıkları çok fazla görülür. Bakın şu anda Zonguldak, orada kömür çok fazla olduğu için, kömür madeninde çalışan insanlar çok fazla olduğu için orada akciğer rahatsızlıkları çok fazla görülüyor. Bu nedenle orayı da karantina altına aldılar. Hava kirliliği olan yerde canlılar yaşayamaz. Eğer çok fazla hava kirliliği varsa orada hiçbir canlı yaşayamaz çocuklar. Peki hava kirliliğinin sebepleri de vardı. Bunlar fabrikalar, fabrika bacalarından çıkan dumanlar, araba egzozlarının dumanları, orman yangınları havanın kirlenmesine sebep olur. Sobalar, kaloriferler, sobalardan çıkan dumanlar, anız yangınları, anız dediğimiz şeyler ekin işlendikten sonra artta kalan bölümü bazı cahil, bilgisiz insanlar yakar. O yakma sırasında hem çevreye zarar verir hem oradaki verimli böcekleri de öldürür. O da tarla için çok zararlıdır. Yakılmaması gerekir anız yangını ve yeşil alanları yok etmekte havanın kirlenmesine sebep olur. Şimdi fen ders kitabımızda çocuklar 174 ile 178 arasını 2-3 defa okuyalım. Önemli yerlerin altını çizelim. Bu anlattıklarımızda defterimize not alalım. İyi günler, kolay gelsin.